DNT Biyoloji kampımıza canlıların genel özellikleri konusuyla başladık. Ardından canlıların temel bileşenleri gibi uzun bir konuyu öğrendik ve biyolojiyi öğrenebilmek ve anlayabilmek için gerekli olan son konumuz hücre konusunu tamamladık. Bundan sonra ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunlarına geri verdik DNT Biyoloji kampımızın 4. başlığı diyebilirim. Burada ne öğreneceğiz diye merak ediyorsan aha da böyle kendimi de tam kafama cuk oturacak şekilde ayarladım. 4 tane ders şeklinde ne yapacağız işte. Önce ekosistemin yapısından bahsedeceğim. Bu dersimizde ekoloji ile ilgili kavramları öğreneceğiz. Ardından ekosistemi oluşturan bileşenlerden bahsedeceğiz. Sonra besin zinciri ve besin piramitlerinden, madde döngülerinden bahsedip güncel çevre sorunlarıyla ne yapacağız? Derslerimizi tamamlayacağız. 4 ders halinde, 4 gün halinde ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunlarını ne yapacağız? Tamamlayacağız. Neyse elim şu şekilde duruyor. Hemen ne yapalım? Bu tarafa geleyim. Güzel bir şekilde seninle bu dersimde ekoloji ile ilgili kavramları öğreneceğiz. Sana ekolojide kullanman gereken, bilmen gereken kavramları öğreteceğim. Bunları örneklerle açıklayacağım. Ne yapacaksın? Mister gibi karşıta geldiği zaman anlayacaksın. Ezberlemeni istemiyorum. Şimdi ekoloji ile ilgili kavramlara baktığımız zaman birinci kavramımız neymiş söyler misin? Ekoloji ne demek dersek? Eko, çevre, loji, bilim. Biyolojide canlı bilimi diyorduk. Ekoloji çevre bilimi anlamına geliyor. Peki bunun dışında popülasyon diye bir kavramımız var. İngilizce kelime karşılığı popülasyonun nüfus demek. Bu ki buradaki biyolojide bilmen gereken şey nedir dersek belli bir alanda yaşayan aynı türden canlıların oluşturmuş oldukları topluluklara biz popülasyon diyoruz. Mesela Kaz Dağları'nda yaşayan ağaçlar desem popülasyonu örnek olarak veremiyorsun ama Kaz Dağları'nda yaşayan kermes meşesi dersek bu sefer popülasyonun tanımını vermiş oluyorsun. Popülasyona kermes meşelerini örnek olarak verebiliyorum. Van Gölü'ndeki balıklar dersen popülasyona neyi vermemiş oluyorsun ama Van Gölü yaşayan inci kefalleri dersen aha da senin popülasyon tanımın doğru olmuş olur. Anladın değil mi? Peki bir başka kavram neyi öğrendik söyleyelim. Ekolojiyi öğrendik, çevre bilimi. Popülasyon aynı türden canlıların oluşturmuş olduğu topluluklar. Bir de ne öğrendik şimdi seninle beraber diye sorarsak habitata geçiverdik. Habitat nedir dersek bir türün doğal olarak yaşayıp geliştiği, büyüdüğü, ürediği alanlara biz habitat ya da diğer ismiyle adres ismini veriyoruz. Mesela kangurunun adresi neresidir dersem bu hayvanatın adresi neresidir dersek Avustralya. Peki kanguru başka yerde yaşayamaz mı? Yaşayabilir ama doğal olarak yayılıp büyüdü, gelişti yerlere biz habitat adres ismini veriyoruz. Bir başka kavramımız komünite diyelim. Şimdi popülasyonun ne olduğunu öğrendin. Tek türden, aynı türden canlıların oluşturmuş oldukları topluluklara biz popülasyon ismini verdik. Komünite, ikiden fazla türünü oluşturmuş olduğu topluluğa, ikiden daha fazla türünü oluşturduğu bir araya gelen canlı topluluklarına biz komünite ismini veriyoruz. İngilizce zaten community topluluk anlamına geliyor. Bir ikiden fazla popülasyon bir araya geldiği zaman komüniteleri meydana getiriyor. Mesela bakmanı istiyorum. Sivas kangalı bir tür. Merinos koyunu iki tür. Kızıl kırlangıç üç tür. Burada fark ettiysen üç tane tür var. Bu topluluğa ne ad veriyoruz dersek popülasyon demiyorsun. Topluluk anlamında komünite ismini veriyoruz. Yani bir komünitede diye bir soru başlıyorsa bir cümle başlıyorsa bil ki ikiden fazla tür bir araya gelmiş bir topluluk oluşturmuş. Şimdi komüniteyi öğrendik seninle beraber devam ediyorum. Geldik ekosistemden bahsetmek istiyorum. Eko ne demek? Çevre, sistem. Sistem demek. Ekosistem çevre sistemi anlamına geliyor. Biyotik ve abiyotik faktörler bir araya gelerek neyi oluşturuyorlar? Ekosistemleri, çevre sistemleri meydana getiriyorlar. Hemen örneğimize bakalım. Bak mesela canlı faktörler, biyotik faktörler kimler? Bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar. Ekosistemdeki canlı faktörler, biyotik faktörler. Biyotiği çok kullanacağız. Bir de ne var dersek? Abiyotik. Ne demek abiyotik? Cansız olan faktörümüz. Işık, toprak, su, pH, ortam sıcaklığı gibi değişkenler nedir dersek? Bizim abiyotik faktörlerimiz ikisi bir araya gelerek neyi meydana getiriyor? Ekosistemi meydana getiriyor. Hemen burada bir ifademiz var. Ekosistem ve komünitede aynı sayıda canlı bulunur demişiz. Neden diye soruyorsak mesela bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar bunlara baktığın zaman top bir araya geldikleri zaman komünite meydana getiriyorlar. Üzerine cansız faktörleri de ilave ettiğimiz zaman ne oluşuyor? Ekosistem meydana geliyor. Yani ekosistemde ve komünitede aynı sayıda canlı bulunmuş oluyor. Bu bilgiyi de söylemek isterim. Geldik iki tane ekosistemin kesişmiş oldukları noktalara. Biz bu kavşak noktalarına ekoton ismini veriyoruz. Kimyada meskeme kimya size öğretmiştir. Nötron sayıları aynı olanlara sanki ekoton diyorduk. Ne diyorduk? İzoton diyorduk. Proton sayıları aynı olanlara izotop diyorduk. Eğer kütle numaraları aynıysa da izobar mı diyorduk? Yanlış bilmiyorsam siz düzeltin yanlış söylüyorsam öyle bir şeyler söylüyorduk. İki ekosistemin kesiştiği noktalara verdiğimiz isim ekoton diyoruz. Buradaki ekotonlara baktığımda yan tarafı incelemeni istiyorum. Orman ve çayır
var. Bu ikisinin arasında bulunan şu bölgede verdikleri isim ekoton, yani hem ormanda hem de çayırda ne yapabilen, yaşayabilen canlılar burada ekotonda yaşıyorlar. Bu ortamlarda tür çeşitliliği fazla. Adamlar uyum yetenekleri çok yüksek. Bu canlıların ekolojik toleransı, ne demek ekolojik toleransı? Bu canlıların değişen ortam koşullarına adapte olma yeteneği yüksek demektir. Bu canlılar bu ekotonda ne yapabiliyor? Rahat bir şekilde yaşayabiliyor. Hem ormanda takılabiliyor hem de çayırda takılabilecek özelliklere sahipler ve bu ekoton bölgesinde ne yüksek derlerse rekabet yüksek diyoruz. Yani canlılar burada tutunması için bayağı yeteneğe sahip olmaları gerekir diyoruz. Şimdi ekotona da öğrendik. İki ekosistemin kesiştiği nokta dedik. Yukarı giderek hemen tekrar edelim. Ekosistem canlı ve cansız faktörlerin bir araya getirmiş olduğu çevrenin tümüne bize ekosistem demiştik. Community iki ya da daha fazla türün oluşturmuş olduğu topluluklar, habitat, adres, popülasyon, aynı türden canlıların oluşturduğu topluluk, ekoloji, çevre bilimleri. Güzel. Şimdi sağ tarafa bakalım. Kavramlarımıza devam edelim. Biyotop diye bir ifade var. Topografya. Yani galiba topografya alan mı? Coğrafi alan anlamına geliyor. Coğrafyanın kodları Yunus Hocam daha güzel anlatmıştır size. Biyotop demek canlıların yaşayabildikleri geniş coğrafi alanlar. Ne demek dersek, mesela penguen soğuk iklim seviyor ama bazı yerlerde, mesela İstanbul'da Florya'da Aqua Florya diye bir yer var. Orada yanlış bilmiyorsam akvaryum var. Orada da penguen getirmişler. O hayvanın, penguenin yaşayabileceği uygun koşul sağlamışlar. O hayvan orada yaşayabiliyor. Orası onun bir biyotopudur diyebilirsin. Komünitenin yaşayabildikleri geniş coğrafi alanlara biyotop diyoruz. Deveyi alıyorsun, Sahra çölüne götürüyorsun. Afrika'nın kuzeyine, orada yaşayabiliyor, alıyorsun. Başka bir çöle, Arabistan çölüne götürüyorsun. Orada yaşayabiliyor. Yani biyotop, canlının yaşayabilecekleri geniş coğrafi alanlara biyotop ismini veriyoruz. Geldik flora ve faunaya. Wings izleyenler, içlerinde Wings olan, kendini Wings olarak kabul eden, seçenler de, kızlar buradadır. Beylerdeki o Wings nedir hocam diyorsun. Flora bitki örtüsü demek ilk kelime anlamı olarak, ama bitki, mantar ve bakterilerin hepsine ne yapabiliyorsun? Flora ifadesini kullanabiliyorsun. Sıklıkla bitki örtüsü anlamında kullanıyoruz. Mesela Kaz Dağları'nda florası, Kaz Dağı florası ifadesi orada yaşayan bitkileri ifade ediyor. Ama mesela ağız florası dediğin zaman orada bitki yaşamadığı için ağzında yaşayan mikroorganizmalar, dişleri çürüten bakteriler, bunları kastediyoruz. Bağırsak florası, mesela gittin çiğ köfte yedin, bol bol acılı çiğ köfte yedin. Yani bildiğin bağırsakların bozuldu. İshal oluyorsun, cırcır oluyorsun, bağırsak floran bozuluyor diyoruz. Oradaki bağırsak florası bozuldu dediğim şey mikroorganizmalar, faydalı mutalis bakteriler ne oluyor? Dışarı çıkıyorlar, zarar görüyorlar. Senin bağırsakların da bu kayıptan zarar görüyor anlamında kullanıyoruz. Neymiş flora? Bile bana, sıklıkla bitki örtüsü anlamında kullanıyoruz ama mantar içinde, bakterilerin hepsi içinde ne yapabiliyorsun? Bu flora ifadesini kullanabiliyoruz. Fauna ne dersek? Fauna da hayvan topluluğu ifade ediyor. Mesela Salda Gölü dediğimiz bir gölümüz var. Mars'a çok benzer özelliklere sahip olduklarını söylemişlerdi. Kumu mu? Suyu mu? Öyle bir şey vardı, hatırlıyorsanız da. Hocam Salda Gölü faunası ne demek? Orada yaşayan balıkları ifade ediyoruz. Orada yaşayan kuşları ifade ediyoruz. Orada yaşayan solucanları, hayvanları ifade eden bir kavramdır fauna. Mesela Sapanca Gölü faunası deyince bitkileri değil, oradaki balıkları, hayvanları, kuşları düşünmen gerektiğini ne yapacaksın anlayacaksın. Şimdi flora ve faunayı öğrendik. Söyle bana, flora bitki örtüsü anlamında, fauna hayvan örtüsü anlamında kullanıyoruz. Geldik bir başka ifade. Biyom. Bak söylenişinden bunun büyük bir yer olduğunu anlaman gerekiyor. Biyom. Büyük ekosistem. Ekosistemleri kapsayan büyük yaşam alanlarına biz biyom ismini veriyoruz. Peki biyomdan daha büyüğü var mı? Mesela Nil Nehri biyomu dersem, Nil Nehri o bölgesinde, Nil Nehri'nin geçtiği bölgedeki neyi ifade ediyor? Yaşam alanını ifade ediyor. Büyük ekosistem demiştik. Mesela Sahra Çölü biyomu. Oradaki çöl boyunca bütün o geniş yaşam alanlarını biyom olarak adlandırıyoruz. Biyosfer nedir diye sorarsak, ekosfer de diyoruz. Bütün yaşam alanlarını ifade ediyor. Yani Mariana Çukuru yaklaşık 10.944 metre derinliğe sahip. Bir de atmosferinde işte 10 kilometrelik o mesafe, 10.000 metrelik mesafenin arasına ne diyorlar? Biyom, biyosfer diyorlar. Buralarda bir sürü canlı türleri yaşayabiliyor. Yani illa Mariana Çukuru'nda yaşamak zorunda değilsin. Ama orada da hayat var. Atmosferin 10 kilometrelik mesafesine kadar da hayat olduğunu biliyoruz. Bunlara ne diyormuş? Söyle bakayım bana. Biyosfer ismini veriyoruz. Ya da diğer ismiyle ekosfer diyoruz. Şimdi sana bunu şöyle soracaklar. Diyecekler ki basitten karmaşığa doğru bunları bir sıralar mısın? En küçük kim? Birey. Artık hangi türsen, biz homo sapiens, insan türüyüz. Bir araya geliyoruz. Popülasyonu meydana getiriyoruz. İnsan popülasyonu. Peki komünite deyince ne gelecek aklına? Söyle bana. Bizden başka canlı türleri de var. Bitkiler, hayvanlar var. Doğru mudur? Bir araya gelip komünite oluşturuyoruz.
oluşturuyorlar. Sonra cansız faktörleri eklediğimiz zaman ekosistem oluşuyor. Büyük ekosistemlere biyom demiştik. Alayına beraber biyosfer ismini verdik. Bu şekilde basitten karmaşa doğru sıralıyoruz. Güzel. Şimdi birkaç tane daha kavramımız var. Niş'ten bahsedeceğim. Toleranstan, baskın türden bahsedeceğim. Bunları öğrendikten sonra küçük bir tekrar, ardından seni ne yapacağım göndereceğim. İkinci ders için ekolojinin diğer dersine geçeceğiz sonra. Şimdi niş ne demek dersek, niş canlıların doğada yaptığı iş. Ne iş yapıyor? Yeşil bitki ne yapar? Besin üretir hocam, üretici olan canlı. Ototrof besleniyor demiştik. Saprotrof mantarlar, burada saprofit ifadesi kalmış. Trof olacak hocam, bilgin olsun. Fitler artık trof oldu. Diyorsun ki ölü bitki ve hayvanları ayrıştıran, onları çürüten mantarlara biz çürükçül, ayrıştırıcı mantar diyoruz. Mesela akbabanın nişi nedir diye sorarsan diyeceksin ki hocam bu arkadaşın işi de ölmüş bitkileri, hayvanları, bitkileri yemez, akbabaları leşçi. Bir hayvan ölmüş, aslan yemiş, yarasını bırakmış. Akbaba gidiyor ne yapıyor? Leşi tüketiyor. Leşçil diyoruz. O canların ekolojik nişi bu. Benim ekolojik nişim nedir diye sorsak, biyolojiyi öğretmek, biyolojiyi sevdirmek. Senin ekolojik nişin şu an için nedir dersek, sınava hazırlanmak. Böyle de düşünebilirsin. Şimdi şöyle bir durum var. Sorularda göreceksin. Benzer nişe sahip olan canlılar arasında rekabet görülebilir. Ne demek? Sırtlanla akbaba oradaki leşe sahip olabilmek için, leşi yiyebilmek için kendi aralarında rekabet edebiliyorlar. Mesela Coca-Cola ile Pepsi ne yapıyorlar? Pazar paylarını arttırabilmek için rekabete giriyorlar. Adidas, Nike reklam çekiyorlar. Niye? Pazar paylarını arttırabilmek için. Benzer nişe sahip olan canlı arasında ne görülebiliyor? Ekolojik niş için rekabet görülebiliyor. Yani oradaki canlı oraya ne yapmak istiyor? Yerleşmek istiyor. Aynı işi yaptıkları için. Geldik toleranstan bahsedeceğim. Tolerans hoşgörü demek. Canlıların çevredeki değişikliklerin üstesinden gelebilme gücüne biz tolerans diyoruz. Kelime anlamı olarak tolerans hoşgörüyü kullanıyoruz. Mesela çok toleranslı diyorsun. Yani anlayışlı anlamında kullanıyoruz. Yani çok sorun yapmaz. Bazısında toleransı, hoşgörüsü çok düşük diyorsun. Adama böyle bir ne haber lan deyip böyle lan dediğin zaman hemen böyle alınıyor. Vay diyor, sen bana lanlı manlı konuşuyor. Ya kardeş, o kadar samimiyetimiz var. Hemen ne alındın diyorsun. Mesela hoşgörünün ne olduğunu anladın. Bir canlının toleransı yüksekse o canlı ortama daha kolay adapte oluyorken, toleransı düşükse o canlı ufacık değişiklikte elenip ne yapabiliyor? Gidebiliyor. Geldik baskın türe gelelim. Şimdi diyorsun ki hocam kavramlar bir sürü var. Bunları ezberleyecek miyim? Ezberlemiyoruz da işte beraber örnek vere vere gidiyorum. Ben de tutmuyorum aklımda. Sorularda zaten sana tanımını sormuyoruz. Tolerans nedir? Hadi bakayım deyip ne yapıyorsun? Yapmıyorsun. Baskın tür ne demek dersek onu söyleyelim. Ekosistemde sayı ve faaliyet bakımından etkili olan, dikkat çeken türleri baskın tür diyoruz. Mesela İğneada'da kırklarında longoz ormanları var diyorlar. Şimdi longoz ormanı niye diyorlar? Başka ağaç yok mu? Var ama longoz ağacı, yanlış bilmiyorsam, yanlışım varsa düzeltin. Ondan dolayı bu şekilde isim almış. Başka çam, meşe, bir sürü bitki de var orada. Mesela diyorsun çam ormanı diyorlar, sedir ormanı diyorlar. Orada baskın tür kim? Çamla sedir. Ondan dolayı böyle isim almış. Bu şekilde baskın türün ne olduğunu anladığını düşünüyorum. Ekosistemde sayı ve faaliyet bakımından en belirgin olan, dikkat çeken türlere baskın tür ismini verdik seninle beraber. Güzel. Hemen öbür tarafa geçiyorum. Alt tarafa geçelim. Bak, bunu ÖSYM soru olarak sordu. İndikatör tür ifadesini sordu. Gösterge de diyorlar. İngilizce indicate, gösterge anlamına geliyor. Ekosistemde bir koşul için toleransı en düşük olan tür. Yani hassas tür, narin tür. Sen o türe baktığında, mesela örneklerle daha iyi açıklayacağım. Kız böceği diye bir böceğimiz var. Bu şeyin, böceğin özelliği şu. Suyun çok temiz olduğu ortamda yaşıyor. O suyun temizliğini kız böceğine bakarak ne yapabilirsin? Anlayabilirsin. Eğer diyelim ki bir ortamda bir suda kız böceği var. Biz öyle bir sonraki seneye gitti, bir baktın kız böcekleri ölmüş. Yoklar. O zaman şöyle bir yorum yapabilirsin. İndikatör tür, gösterge tür kız böceği hassas olduğu için, oradaki suyun kirlenmesinden hemen etkilendiği için oradan olmuş, ölüp gitmiş, başka yere göç etmiş dersin. Neymiş indikatör tür? Söyle bakayım bana. Hocam, toleransı çok düşük olan, hassas olan, narin olan, koşullardan hemen etkilenen, değişmesinden etkilenen türlere biz indikatör tür ismini veriyoruz. Anladık değil mi? Mesela alabalığa bakıyorum. Bunu da yetiştirmek istiyorsan soğuk ve oksijene bol su lazım. Çünkü bu hayvan burada yetişiyor. Yani o da oranın indikatör türü. Baktığın zaman onu orada ne yapabilirsin? Görebilirsin. Geldik endemik türe. Endemik tür, nadir tür. Bunu da ÖSYM sordu. Bilgin olsun. Hocam, dünyada sadece belli başlı yerlerde yaşayabilen, sayı olarak genellikle az sayıda olan türlere biz endemik tür diyoruz. Mesela bakıyorsun Van kedisi. Bu hayvanat Van'da yaşıyor. Dünyanın başka yerinde yaşayamaz mı? Yaşayabilir ama oraya endemik diyorlar. Bak, endemik, oraya özel gibi bir anlamı var. Mesela İnci Kepali. Van Gölü'nde yaşayan balığımız. Doğru mudur? Tazmanya canavarı.
varı. Bak Avustralya'nın güneyinde küçük Tazmanya takım adaları var. Oradaki bir adada yaşıyor bu Tazmanya şeytanı da diyorlar. Hatta küçükken izlediyseniz Looney Tunes yani Bugs Bunny'lerin olduğu grupta böyle döne döne giden bir tane Tazmanya şeytanı vardı. Oradan zaten bu Tazmanya canavarı şey çıkmış. Ne o karakteri ortaya çıkmış. Mesela o oraya endemik. Yani başka yere götürülmesi yasak bildiğim kadarıyla. Çünkü bu sefer ekosistemin ne yapıyorsun dengesini bozabiliyorsun. Neymiş endemik türü? Şöyle bakayım bana, nadir endemik. Her yerde olmayan, belli başlı yerlerde yaşayan, genelde sayıları az olan türlere endemik tür ismini veriyoruz. Güzel. Şimdi geldik. İstilacı türden bahsetmek istiyorum. Bak istilacı, yayılmacı. Sence soruyorum, bu canlıların tanımına bakma, bana bak şimdi. Bu canlıların ekolojik toleransı düşük müdür, yüksek midir? İstilacı, yayılmacı diyorsun ki hocam bu canlıların ekolojik toleransı hayvan gibi yüksek. Adamla dirençli. Mesela dağdan gelip baldakini kovmayı çok seviyorlar ve farklı biyomlara yayıldıkları zaman oraların çeşitliliğini de azaltıyorlar. Niye? Baskın olduğu için baskılıyorlar. Hiç kimseye hayat şansı vermiyorlar. İşte balon balığı var. Normalde uzak doğuda yetişiyor. Japonya'da falan bunların restoranları var. Bak sana böyle yemeden evvel restoranda yemek öncesinde bir vasiyet mi ne imzalatıyorlar artık. Ve diyorsun ki ölürsem kabrime gelme istemem. Haberin olsun diyorsun. O şekilde balığı yiyorsun. İyi ustalar pişiriyormuş falan fistan. Yeme sen de olur arkadaş ya. Bilmiyorum, balın tadı da güzeldir. Şimdi biri sizden biri der ki hocam yedim uzak doğuda mis gibi falan demeyin. Hocam bunun özelliği ne? Şimdi dediğim gibi ekolojik tolerans çok yüksek olduğu için bulunduğu ortama ne yapıyor? Yayılıyor. Şimdi sen avlamaya kalksan adam su alıp şiştiği için de ağzına da sığmıyor. Kolay kolay da yemiyorsun. Bu da tür çeşitliliğinin olmasına, azalmasına sebep oluyor. Bu hayvanat geldi. Nereden? Hatta Asya'dan, Hint Okyanusu'ndan geçti. Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçti. Bizim kıyılarımızda da Akdeniz'de ne yapılıyor artık? Görülebiliyor. Şimdi kudu sarmaşığı diye bir tane sarmaşık var. Yine Japonya'da yetişiyor. Ulan bütün şeyle istilacı türler de oralardan geliyormuş gibi oldu şu an. Bu bitki de Japonya'da yetişiyor. Japonya'dan gitmiş gemilerle bir şekilde taşınmış Amerika Birleşik Devletleri'ne. Oradaki bitkilerin üzerlerini örttüğü için onların ışık almasını engelliyor. Bu da çeşitliliği azaltıyor. Ne öğrendik istilacı türü için? Toleransları çok yüksek ve bu canlılar dirençli oldukları için de çeşitliliği azaltıyor diyoruz. Güzel. Şimdi makro ve mikro klimadan bahsedeyim. Mesela klima, iklim aynı kökenden geliyor. Nedir hocam dersek? Makro klima bir ekosistemin iklimidir. Mesela çölün iklimi nedir dersek? Sıcaktır. Sıcak havalar çöl iklimi diyorsun. Mikro klima küçük iklimsel değişikliklere biz mikro klima ismini veriyoruz. Mesela Amazon ormanlarında bitkiler ışığa ulaşmak için rekabet ediyorlar. Bundan dolayı da ağaçlarda gölgelik ve altlarında gölgelik aydınlık bölgeler ortaya çıkıyor. Burada da farklı bitki ve hayvan türleri ne yapabiliyor? Yaşayabiliyor. Buna da mikro klima, küçük iklimler ismini veriyoruz. Az kaldı, bitti. 3 tane şey kaldı. Ondan sonra tamamlıyoruz bugünkü dersimizi. Tekrar edeceğim hemen. Epifit bitkiden bahsedeceğim. Epi'nin kelime anlamı üst. Epidermis, üst deri anlamında kullanıyoruz. Fit demek bitki demek. Epifit bitki sık ormanlarda ağaç üzerinde yaşayan ama ağaca zarar vermeyen. Bak buradaki püf noktamız bu. Ağaca zarar vermeden o ağaca böyle bir omuz atan, ya kardeş ben senin sırtına çıkam da iki buradan ne yapayım, nasipleneyim, buradaki ışığa ben de ulaşayım diyen türlere biz epifit bitki, yani ağaç üstünde, bitki üstünde yaşayan bitki ismini veriyoruz. Genelde sık ormanlarda karşımıza çıkıyor. Fitoplankton, zooplankton. Bak bunlar testlerin, denemelerin vazgeçilmez ifadeleri. Bilgin olsun. Bunları çok iyi bilmen gerekir. Şimdi fitoplankton, zooplankton ne demek? Söyleyelim. Hocam fito bitkisel plankton demek. Bitkisel olduğu için de ne yapabiliyorlar? Fotosentez yapabilen mikroskopik canlıların geneline fitoplankton ifadesi veriliyor. Peki hayvansal planktona ne ad veriyoruz dersek? Ona da zooplankton diyorlar. Zoo İngilizce hayvanat bahçesi demek. Buradan da hakkında tutabilirsin. Zooplanktonları yiyen, onlarla beslenen, tüketici olan canlılara biz ne diyoruz dersek? Zooplankton diyoruz. Hemen seninle beraber tekrar edelim. Fitoplankton üretici olan canlılar, doğadaki oksijenin temel kaynağı olan denizlerde, okyanuslarda bol miktarda bulunan, ekosistemin devamını sağlayan canlılarımız. Bu arada şimdi biz diyoruz ki evet, oh be ormanlara ne güzel oksijen geldi diyorsun ama atmosferde asıl oksijen üretimini sağlayan elemanlarımız fitoplanktonlarımız. Neymiş zooplankton dersek? Onunla beslenen, fitoları yiyen ve tüketici olan planktonlara da hayvansal plankton ismini veriyoruz. Şimdi 19 dakika oldu benim sayacıma göre. Hızlı bir şekilde tekrar edeceğiz. Burada seninle beraber soru cevap yapıp ondan sonra diğer dersimize geçeceğiz. Haberin olsun. Hazır mısın? Ekoloji neydi? Çevre bilimi anlamında. Popülasyon tek türden oluşan canlıların oluşturduğu topluluklar. Mesela Van Gölü'ndeki balıklar popülasyon olmuyor biliyorsun. Van Gölü'ndeki kefaller, inci kefalleri diye belirtmelisin. Habitat'tan canlının doğal adresi kanguru Avustralya'da yaşıyor. Mesela kutup ayısı kutupta yaşıyor gibi düşün. Community ikiden fazla türün oluşturduğu topluluklar. Ekosistem hem canlı hem cansız ortam bir araya geliyor. Biyotik, abiyotik faktörler bir araya geliyor. Ekosistemi oluşturuyor. Çevre sistemi demek. İki ekosistemin kesiştiği noktalara ekoton diyorduk. Burada rekabet fazla. Tür çeşitliliği fazla demiştik.
demiştim. Hemen üstten devam ediyorum. Biyotop, komünitedeki canlıların yaşayabildiği geniş alanlar. Flora, ne demiştik? Bitki örtüsü, fauna, hayvan topluluğu demiştik. Florayı sadece bitki için değil, bakteri ve mantar için de kullanmamızı söyledim. Biyosfer neydi? En büyüğü. Biyom, büyük ekosistem demiştik. Aferin. Basitten karmaşa doğru sıraladın. Niş canlıların doğada yaptığı iş. Ne iş yapıyorsun? İşte öğretmenim, benim nişim bu. Bunun gibi. Sonra toleranstan bahsettik. Canlıların değişikliklere üstesinden gelebilme durumu. Baskın tür neydi diye sorarsak, sayı ve faaliyet bakımından belirgin olan türlere biz baskın tür ismini vermiştik. İndikatördür, nazik olan türlerimiz. Endemik tür, her yerde olmayan, belli bölgelerde yaşayan, genelde sayıca az olan türler. İstilacı tür, toleransı çok yüksek, dağdan gelip bağdakini kovanlar. Makro klima, genel iklim. Mikro klima, küçük iklimsel değişiklikler. Epifit bitki, bir bitki üstünde yaşayan bitkimiz. Fitoplankton, üretici olan canlılar, mikroskobik canlılar. Zooplankton da, bunlar da beslenen hayvansal planktonlara biz zooplankton ismini veriyoruz. Gördüğünüz üzere tanım öğrendik. Bunları da ezberlemeni istemiyorum zaten. Aklında şu an için durmaya başladı. Sorularda göre göre zaten diyorsun ki tamam, bunu kastediyor diyorsun. Tanım aklına bile gelmiyor. Anlaştık değil mi hocam? Bir sonraki dersimizde ekosistemi oluşturan bileşenlerden bahsedeceğiz. Bu dersten bir tık biraz daha uzun olur. Yani 25-30 dakika falan belki sürebilir. Ardından da besin zincirleri, besin piramitlerine geleceğiz. Sorularda bir net rahatlıkla yapabileceğim bir bölümdeyiz. Bu arada böyle bir rahatlıkla diyoruz. ÖSYM vazgeçiyor. En kazığından ekoloji sorusu soracağı tutuyor. Artık onu da bilemeyiz. Bu arada destekleriniz için, videoyu beğenmeden hemen geçmediğiniz için, yani başlar başlamaz videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni sayım artmaya devam ediyor. Abone sayım da arttı. Şu an için 397 bin olduk. Bakalım yazın, özellikle size söylüyorum şu an için, beni sınava yakın izleyen arkadaşlarım, sonradan geç başlayan, MSU için, TYT için sonradan çalışan arkadaşlarım, kaç bin aboneymişiz bakalım, sonradan siz de buna bakarsınız. Diyeceklerim bu kadar. Ne yaptık? 18. günü tamamladık. 18 mi oldu? Kaç gün oldu? 19 mu? Lan 19 aldım. Almış be. Kampın yarısına gelmişiz. Helal olsun. Kendimi de tebrik ediyorum. Bu arada bu konu bir nispeten birazcık daha rahat olduğu için böyle yelkenli tişörtleri giydim. Beğendiyseniz teşekkür ederim. Yengen de tişörtleri çok güzel, ben de giyeyim diyor. Öyle bir dünya yok diyorum. Taka beğene, sağ olun, var olun. Diyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Editleyeyim hemen sana videoyu ulaştırayım. Görüşmek üzere.